sevgili dostlar, sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Hani her videoya teşekkürle başlıyorum ama hak ediyorsunuz. Teşekkürler arkadaşlar. Yani şunun için teşekkürler. <laughs> İnşallah Kara Gümrük maçına kadar, Fenerbahçe Kara Gümrük maçına kadar şurada 6-0-0 yazar. Yani 6-0 olursa Fenerbahçe Kara Gümrük'ü 6-0 yenecek. Hadi totem olsun. Şimdi sevgili dostlar Fenerbahçe dışında bir haberle başlayayım. Borussia Dortmund. Salzburg forması giyen 20 yaşındaki forvet Karim Adeyemi ile 2027 yılına kadar sözleşme imzaladığını açıkladı. İyi de bize ne hocam? Bizi alakadar eden kısım şurası şe sevgili şeker kardeşlerim. Adeyemi dediğin adam 20 yaşında. Tamam mı? 35 milyon euroyu almışlar sanırım. Ee, ve insan gibi bir performans değil. 42 maç 23 gol 8 asist 2841 dakika. Yani 31 maçta 23 gol 8 asist ve bunu yaptığı yer e, hangi Bundesliga? Hiç ona baktınız mı? Salzburg. Yani Berisha'nın takımından alıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Berisha'nın geldiği yerden alıyorlar. <laughs> Biz bir şeyleri çöpleme derdindeyken adamlar bakıyorlar. Bu bizim işimize gelir diyorlar. Aynı şekilde Erling Haaland'ı da 60 milyon euro'ya satıyorlar. Bak 60'a futbolcu satıp 30'a yerini dolduruyorlar. Ama hocam 30 milyon kar elde ediyorlar. 30 milyon para mı? Para işte para. Günümüz futbolunda para. <laughs> bu da Alman. Bu da 20 yaşında. Bu da hemen hemen Berişay'la benzer istatistiklerde. Benim burada değinmek istediğim ya adamlar satmadan yerisini alıyor. Yani yerini ayarlıyor öyle satıyor. Fenerbahçe Vedat Muriçi'yi sattı. Ya 2 yıldır forvet bulamıyor. Şimdi Kim Minji'yi satılacak. İnşallah Kim Minji'nin yerine ee, ne bileyim Alex gibi Ortega gibi adamlar ayarlıyor olurdur Fenerbahçe. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde takım sayısını 2024'ten itibaren 32'den 36'ya yükselteceğini açıkladı. İki takım UEFA turnuvalarındaki geçmiş performansları ve ülke kat sayısı dikkate alınarak özel davetiye alacak. <laughs> Bu da sıkıntı. Bizim ülkemizde mülakat varsa şike vardır. Yani ben öyle bilirim ya. Yani mülakat varsa tamam torpil. Ahmet'in, Mehmet'in adamı girecektir. Derim mesela. Bir atıyorum bir fabrikaya girdiniz. Çalışacaksınız işe. İşte size soruyorlar. Kimin selamıyla geldin? Biz Kayseri'de böyle. Bilmiyorum sizin oralarda nasıl. Kimin selamıyla geldin? Ahmet'in. Aa, Aa tamam o zaman alındın. Hadi hayırlı olsun. Bu da inşallah iş buna doğru gitmez. işte. UEFA kimin selamıyla geldin? İşte e, şunun. İyi hayırlı olsun alındın diye. <laughs> Burada bize alakadar eden bir şey var mı? Burada aslında bize alakadar eden hiçbir şey yok. Çünkü Türk futbolunda e, keneler, Türk futbolunda e, kanemiciler, Türk futbolunda Türk futbolunun iyiliğini istemeyenler olduğu müddetçe bu her takım için, her takımdan kişilerden bahsediyorum. E, hiçbir şey değişmeyecek. Aynı tas, aynı hamam. Ha, bireysel olarak mesela Fenerbahçe gibi bir takım dehşetül vahşet bir teknik direktör, dehşetül vahşet bir takım kurup böyle Türkiye standartlarının çok çok üstünde oynayıp her ne kadar da Türkiye'de dedik deşik edilecek olsa da Avrupa'da böyle kütürü gereği gibi bir takım sahaya sürerse belki ülke puanına katkıda bulunur. Sonra a derler hadi elimizde bulunan işte şunla bundan biz bunlar operasyon düzenleyelim de Fenerbahçe yükselmesin derler. Yani Allah Fenerbahçe'nin uğraşanın başına Fenerbahçe kadar bela versin. Allah Fenerbahçe'nin kötülüğünü isteyenlere de hidayet versin, doğru yolu göstersin. Farkındalar mı bilmiyorum ama yani farkındalar mı bilmiyorum ama gün geçtikçe Türk futbolu iyice dibe çöküyor. İyice acından ölecek hale dönüyor. Bak yakın zamanda artık amatör tak, amatör küme şey gibi bir lige dönüşecek ligimiz. İnşallah birileri anlar arkadaşlar inşallah. Şimdi yine bir komik bir şey gördüm. Antalyaspor'un 24 yaşındaki Amerikalı golcüsü Hacı Wright son 8 maçta 9 gol et. Doğrudan katkıda bulunmuş. 8 gol bir asist. Ve ligde 13 gole ulaşmış. Şimdi 27 Mart 98 doğumlu 24 yaşında Amerikalı oyuncu. Forvet. 1.93 boyunda Forvet. Ve sözleşmesi bitiyor çünkü kiralık bir oyuncu. 1.5 milyon euro piyasa değeri var. Antalya Spor nereden alıyor? Söndere Şikiye takımından alıyor. Danimarka'dan. Lan bu Danimarka'dan gelenler, bu ne bileyim şeyden Norveç'ten gelenler iş yapıyor da bizim bu ülkedekiler niye yapmıyor arkadaş? Niye buralardan gelenler tutuyor diye hiç düşünüyor musunuz? Bence bir düşünün. Bu arada <laughs> yakında e, bu arkadaş Fenerbahçe'ye yazacaklar. Herhangi bir ilgimiz alakamız yok. Bilginiz olsun. Şimdi yine Jesus konusuna geçmek zorundayım. Jesus konusuyla birlikte e, yani Jorge Jesus konusuyla birlikte Luis Suarez konusuna da geçmek zorundayım. Önce şunu söyleyeyim. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Madrid'e gitti ve ECA İcra Komitesi toplantısına katıldı. Yani Avrupa İcra Komitesi toplantısına katıldı. İspanya seyahat sonrasında Jorge Jesus'la görüşeceği iddia edildi. E, bu söylendi. Şu an benim saatim 19.27 ama e, başkanımızın saat 19 gibi Madrid'den kalkıp saat 23 gibi İstanbul'da olması falan bekleniliyor. Ben de biraz dinlenmeye geçeceğim hastalığım sebebiyle arkadaşlar. Ee, onu da söyleyeyim. Şimdi adamlar halantı yolladıktan 45 dakika sonra şeyi açıkladılar diyor. ADM'yi açıkladı diyor. Yani şimdi sevgili arkadaşlar e, Luis Suarez Fenerbahçe Başkanı Ali Koç dün görüşmüş. <laughs> Sabahleyin Herkes bana bunu sordu. Hocam Luis Suarez hayırlı olsun mu? Ne diyorsun sen dersen inanırım şöyle böyle falan filan diye. Birincisi, ee, ben bunu zaten çok önce söyledim. Bir. Ama bak arkadaşlar videoyu burada kesip de buradan sonrası izlemeyecek olan arkadaşlar iki dakika daha bekleyin. Ama dedim ki, yani dedim ki e, bizim yani bizim verdiğimiz fiyatla yani bizim verdiğimiz fiyatla bizim verdiğimiz fiyatla Jesus şey, Louis Luis Suarez'in fiyat arasında fark var. O bizim seviyeye inerse hayırlı olsun ama zannetmiyorum dedim. Hala da fikrimin arkasındayım. Ya bizimle bizim verdiğimizle onun istediği arasında fark var. O yüzden Luis Suarez olamaz. Ya zannetmiyorum o kadar düşeceğini ve İspanya dışına çıkmak istemiyor. Ama burada komik olan olay şu. Ben dedim ki şimdi Ali Koç Madrid'e gitti ya tamam. Vincendo, Vincendo Calderon stadyumuna da yakın tamam. Hemen yazarlar. Ali Koç Luis Suarez'den görüştü. Anlaştı. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Oo, hayırlı olsun. Şöyle böyle falan filan diye. Yani kurulmuş saat gibi bizim basın. Bak ben şunu söyleyeyim. Ali Koç Luis Suarez'de görüştü. Madrid'de. Sonra dedi ki Ulan dedi ben dedi hemen gideyim Jesus'la da görüşeyim hazır gelmişken dedi iki adımlık yer. Ama dedi kimse beni tanımasın dedi kadın kılığına girdi Ali Koç. Tabii. Kadın kılığına girdi kimse tanımadı. Çarlı böyle siyah Çarlı kadın kılığına girdi. Oradan sessizce böyle tın 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 yolda polis çevirdi. What can I do? Sometimes dedi. Ali Koç tabii afalladı. Evet İngilizce biliyordu ama ne diyeceğini şaşırdı işte. Ee, orada bir karışıklık oldu. Madonna oradan geçerken e, neydi Pamela Anderson'ın kocası geldi. O olaylara bir şeyleri yaptı. Hocam ne saçmalıyorsun? Ben doğru söylüyorum ne saçmalıyorsunuz? Ne saçmalıyorsunuz? Ya arkadaşlar icra komitesinin toplantısı Atletico Madrid'in stadyumunda yapılıyor. Yani Atletico Madrid'in stadyumunda yapılıyor. Her gelen bir dal ben Luis Suarez alayım. Ben de şunu alayım. Ben de gelmişken şunu alayım. Bu ne oğlum? Kaç şey kayısı bahçesine gidip de çağlı halindeki ça şeylerimi şeyleri mi çalıyorlar? Yetişmemiş kayısılarımı mı çalıyorlar? Yani mangala gidersiniz bir yere o orada da bu badem acı varmış. Hazır gelmişken bunlardan da alayım mı? O, siz böyle bir şey mi zannediyorsunuz ya? Luis Suarez'le ilgili falan beklentiye girmeyin. Zaten Lake kardeşimiz de Lake hanımefendi de çıktı ne dedi? Luis Suarez yalan dedi. Ben de paradan anlaşılamadı dedim. Hala da görüşümün arkasındayım. Paradan anlaşamadım. 3 milyon eurocuk var yıllık ücret babında. Çok da bir şey değil aslında ama. Fakat ben şuna seviniyorum. Ulan Fenerbahçe'nin doğru adım atması rakipleri nasıl korkutuyor farkında mısınız? Bak Jesus ismi geçiyor. Vaboo çıldırıyorlar. Luis Suarez ismi geçiyor. Çıldırıyorlar bak. Biri de demiyor ulan 6 milyar lira borcu var bunda. Alamazlar. Yok alamazlar. A -ala Alamaz alabilirler mi lan? La bunlar alır oğlum. Bu oğlum bunlar zengin lan. Neydi dur? Koç Holding 2022'nin ilk çeyreğinde net karını %218 arttırmış. Tebrik ederim Orket Ultra Comfort Aslan. Müthiş boykot. Zamanında da Ülker'i boykot ettiniz. Murat Ülker yeniden Türkiye'nin en zengin iş adamlarından biri oldu. Şimdi Koç Holding'e ait ne varsa boykot edeceğinizi söylediniz. Sonuç ortadan. Hani Caps Lock tuşuna hangi vücudunuzun neresiyle bastığınıza bir dikkat edin. Lan siz boykot etir kan, bizim kanalda boykot etseniz lan. oğlum 23.500 belki 500 bin falan oluruz bir, bir, bir yüzde şey, 218 gerçi ilk çeyrek 3 ayda 218 23.500 46.000 47.000 50 bin falan oluruz bizi de boykot etsenize yani bunu da alay etmek için söylüyorum açık ve net alay etmek için söylüyorum ya bu kadar küçük duruma düşmeyin ya ya futbolu alıp başka yerlere çekip de saçmalamayın ya. Galatasaray demişken şimdi ee, bir dava vardı. Fenerbahçe ya karşı açılan Galatasaray'ın açtığı bir dava vardı. Yani Galatasaray Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Mustafa Kemal Dana başına açıklamalarla ilgili Galatasaray hakaret davası açıyor. Ama davayı kaybettiklerini ve mahkeme masraflarını ödeyip Koç Holding'i boykot edeceklerini açıklıyorlar. Yani Beyaz TV'de Pek çok defa gördüğümüz gibi Galatasaray gerçekleri saptırarak, şark kurnazlığı yaparak algı manipülasyonu yapmaktadır. Bu yıllardır alışık olduğumuz Galatasaray riyakarlığıdır. Galatasaray yıllardır kimin sesi daha çok çıkarsa haklıdır modelini uygulamaktadır. Yıllardır kaos ile beslenmeyi iyi bilirler demişti. Yani kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilmiş. Bir de mahkeme masrafları Galatasaray üstlenmiş. Yani öyle. İyice şey. Şimdi konu dağılmasın. Jesus demişken, Luis Suarez demişken rakipler de nasıl kuduruyorlar? Ya Fenerbahçe bu. Kenetlenme bu. Bak Ali Koç yalvarırım ne kadar basında adamın varsa ne kadar medyada adamın varsa salın. Bak ben bugünden itibaren yapacağım. Siz de yapın. Ki e, Abu Bakar'ın hiç alakası yok bizimle. Ver Abu Bakar haberini. Hem Luis Suarez'i hem Abu Bakar alacaklar diye. Mesela Talisk haberi. Ver gitsin. Yok bu şeysiz, cimciksiz futbol falan. Ver gitsin. 7-24 Taliska yapsınlar. Abu Bakar yapsınlar. Klip atsınlar. Dellensin Beşiktaşlılar. Çaklabanlıkmış. Emre Belezoğlu'nun bir lafı var. Senin sülalen benim, sizin, senin sülalem benim gibi adam göremez diye. Yani yapmayın etmeyin ya. Bu penza mesela. Ver gitsin bu penzayı. Ver bu penzayı. Çörlot Beşiktaş alacakmış. Yatak odanızdan alırım de. Range gönderir alırım de. Ha ya bunları yaparken de illaki bir şeyleri de topla. Misal Tariska'yı al. Sola bu Penza'yı al. Corbette Luis Suarez'i al. Becer. Ya da Abu Bakar'ı al. Beceremiyorsan. Yani. Anlatabiliyor muyum? Bak rakiplerin korkusunu anladın mı? 28 şampiyonluğu bulunan Fenerbahçe'miz bu arada 5 yıldızlı tişörtlere satışa sunmuş. 158 TL yanlışım yoksa Cuma günden itibaren şey yapılacakmış. Cuma'ya kadar 24 bin olursa 15 kişiye biz de verelim ya. 24 bin aboneye ulaşırsak Cuma'ya kadar biz de 15 kişiye şey 10, 15 kişi mi dedim? 15 kişiye verelim ama zannetmiyorum olacaklarını. Şimdi bakın Fenerbahçe'nin son 3 yılda en az 15 farklı A plus hocayla adı geçmiş haberiniz var mı? Yani hem iç basında hem dış basında. Ancak aradaki fark net olarak şu diğer isimlerden birçoğu hemen hemen hepsi Fenerbahçe'ye aşırı uzaktayken, külliyen yalanken, külliyen palavrayken Jorge Jesus buradan seslendiğin zaman karşıdan cevap verebilecek uzaklıkta. Uçağa binerken sormuşlar hocam Fenerbahçe'yi düşünüyor musun demişler. O ne demiş? Ya tutarsa demiş. O değil lan. Ha kazanın doğurduğuna inanıyorsun da öldüğüne mi inanmıyorum demiş. Oğlum o Nasrettin Hoca, Jesus değil. Ha hocam Portekizce bir şey söylemiş anlamadım. Ama iyi bir şey söylemiştir. Aron ayak olmayın o 3-4 gün öncesinin haberi. Yani bu şeye giderken Portekiz'e dönüşte o 3-4 gün öncesine haberi. Bakın. Nuno Espirito Santo, Rafael Benitez, Joachim Löw, Slevan Bilic, Bielsa, Sarri, Blanc, Villas Boas, Fonseca, Roger Schmidt, Marco Silva, Ralf Ragnik, Lucien Favre, Manuel Pellegrini. Ya. Yani bunların hepsi konuşuldu. He sen bir dedim dedin gelmedi. He ben bir dedim gelmedi. Öbürleri Pellegrini demedi. Favre demedi. %97 Fonseca demedi. Schmidt demedi. İhaleyi bana yıkın. Çok şereflisiniz ya. Yıkın ihaleyi bana. Doğru lan. Bunlar demişti. Hatta sen Nuno Espiritu Santo gibi adam bu gelmez bize demiştin değil mi? Benitez 27 Haziran'da Fener'de diyorlardı demiyorlar mıydı? Ne oldu? Üçer öter yaptı. Sarri'yi yazdılar. Sarri'yi yazdılar. Yeni nesil ikisi arasında ilişkiyi bilmez. Brahim, Darri, Mauricio, Sarri. Bilmez ya yeni nesil ikisi arasında ilişkiyi. Otlar bilir. Ya gerçekten bak yazmışlar. Fenerbahçe'ye gidecek misiniz diye sormuşlar. Jesus da belki demiş. Oo ver kırmızıyı. Lan arkadaşım. Bakın. Nazar değdireceksiniz diye korkuyorum. Normalde transfer medyaya düştüğü zaman Ali Koç'un pis bir huyu var. Vazgeçmeye çok meyilli bir adam. Ama bu sefer inşallah siz de vazgeçiremeyeceksiniz. Çünkü Ali Koç ve ekibi akıllanmış gibi duruyor. Hocam ne dersen de. İstersen Kur'an-ı Kerim'in üstüne el bas. Ben korkuyorum. Neyden korkuyorsun kardeşim? Cesus, Cesus derken birdenbire abidik gubidik yere batan abidin çıkacak Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü diyecekler diye korkuyorum diyor. Hakikaten beklerim yani Ali Koç'tan beklerim diyorlar. Yani birdenbire baktı abidin yeni teknik direktörümüz. Welcome to Turkey. İyi de ben zaten Türkiye'deyim. Olsun yine de Türkiye. Korkuyorum hocam diyor. Yani geçen sene bir yıl bir yılsa dik bir baktık Vitor Pereira yarım kalan hikaye. Senin hikayenin de senin de diyenler de oldu tabi. Şimdi şeyde gördüm. Jesus Everton'ın verdiği 3 artı 1 yıllık sözleşmeyi yıllık 9 milyon euroluk teklifini reddetmiş. Ben amigos. Arkadaşlar şunu da unutmayın. Jorge Jesus dediğin adamın da PR'ını yapacak birçok insan var. Dünyada. Dünyada. Ya dünyada bu PR'ı yapabilecek çok insan var. Yani dünyada anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Neyse yine devam edelim. Eran Zahavi Fenerbahçe'ye gelmek için şafak sayıyor. Kim? Kaynak? Kaynak Trabzonspor'un resmi yayın organı A Spor. Eran Zahavi Fenerbahçe'ye gelmek için şafak sayıyor. Siz de bunları izliyorsunuz. İzleyin. Bizim kanala gelince 15-20 dakikalık videoyu izlemeyin. Sıkıcı geliyor. Oraya gece 4 saat bekleyin. Bu arada şu Şaklaban'la ilgili Sinan Engin demiş ki Ahmet Nur Çebi'nin Şaklaban'lık şebek sözleri Sayın Ali Koç ile örtüşmüyor. Ali Bey öyle birisi değil. Ahmet Bey'in şekeri yükselmiş galiba. Ne söylediğini bilmiyor demiş. Ben önce Beşiktaş taraftarına bir soruyorum. Ulan biz babası Beşiktaş'tı diye Ali Koç'a Beşiktaş'tı imajı bile yakıştırırken siz hiç mi başkanınıza başka bir imaj yakıştırmadınız? Hiç mi sormuyorsunuz? Gerçi Şansal Büyük Ağa diyor ki bugün kısaca okuyorum. Üç büyükler Türk futbolunda neredeyse figuran konumuna döndü. Şunu kabul edelim özellikle bu son TFF döneminde bölkecilik hem şehrilik, yandaşlık, satakat, gücün egemenliği zirve yaptı. TFF'de ve kurulunda bölgecilik hem egemen oldu. İyiler gidiyor, kötüler geliyor, eğitimliler gidiyor, cahiller geliyor, tarafsızlar gidiyor, yanlılar geliyor, dik duranlar gidiyor, güce boyun eğenler geliyor. Liyakat gidiyor, sadakat geliyor, insan profili ve anlayışı. Bu kadar bozulursa olacağı budur diyor <laughs> Şansal Büyük Ağa. Tabi yazını tamam internette milliyetten okuyabilirsiniz. Şunu da söyleyeyim. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Beşiktaş'ın Abdullah Avcı'nın sözleşmesini haksız şekilde feshettiği gerekçesiyle 17 milyon 130 bin lira tazminat ödemesi yönündeki kararın onanmasına hükmetti. Ona rağmen Beşiktaş taraftarlarından birçoğu Trabzon şampiyonluğunu kutladılar. Bak aramızdaki fark bu Fenerbahçe taraftarı gerçekten yani çok farklı ya sizinle. Yani neyse çok da değinmek istemiyorum. Kutlasınlar. Son olarak da sabitser. Ben dediğim zaman başlıkları attığım zaman kapak resmine koyduğum zaman dalga geçiyorsunuz. Arkadaşlar bir de şunu söyleyeyim bak. Mesela gittiniz 3 ay sonra 4 ay sonra geldiniz. Kapak resimlerine bakıyorsunuz. ser var şu var bu var. Ben size diyeceğim şey şu olur. Ya gir videoya. At yorumunu. Bak bakalım ne demişim, ne etmişim. O zaman e, rezil olursunuz. Bak Sabitzer, Fenerbahçe bu elemanın peşinde. Hatta ben size şunu söyleyeyim. Bu elemanın gelme ihtimali, Sabitzer'in gelme ihtimali birçok futbolcunun ihtimalinden yüksek. Harbi söylüyorum yüksek. Hatta Taliska'dan yüksek. Mesela Taliska'nın gelme ihtimalinden çok çok yüksek Sabitzer'in gelme ihtimali. Hocam 22 milyon euro piyasa değeri var. İmkanı yok. Biz borca batığız. Az önce sen söyledin 6 nokta küsür borcumuz var. Bir de Bayern Münih yeni almış falan filan. Arkadaşlar kiralık olarak hatta yıllık ücretini de Bayern Münih'e ödeterek kiralama ihtimalimiz var. Rogon şirketi Roger Whitman menajerlik şirketi bak yıllık ücret ödemeden yani bedavaya alıp bedavaya oynatma ihtimalimiz var. Anlatabiliyor muyum? Ama zor. Yine zor. Ben olsam Almanya içine falan kiralarım. Türkiye Ligi'ndeki rezaletten dolayı. Zaten birçok oyuncu da bu yüzden gelmiyor. Sayfanın biri dünkü bizim videoları izledikten sonra bazı şeyler ortaya koymuşlar. Kim Minji ile ilgili şeyler var. Açıklamalar var. Ben hiçbir açıklamaya inanmamanız gerektiğini tavsiye ederim. Ne diyorsam o. Ha Kim Minji konusunda ne diyorsam o. Çok da net söylüyorum. Bilmem anlatabildim mi. Gerisini size bırakıyorum bu Kayseri spordan eten balcı var u 19'da Bellim olur belki Fenerbahçemiz u 19a da futbolcu arıyordur arayçlar sürüyordur benim bu kısımdan aktaracaklarım bu kadar tekrar tekrar teşekkürlerimi sunuyorum kanala desteğiniz beğenileriniz abone olmanız yorumlarınız reklam izlemeleriniz video izlemeleriniz hepsi için arkadaşlar biraz daha hastayım Allah şifalar versin hepimize. Yeter ki gönül hasta olmasın. Teşekkürlerimi sunuyorum. Bu arada Kim ile ilgili sözüm yarım kalmasın. Kulüpten de bir açıklama vardı sanırım. 2 saat. Oyuncumuz Kim Minji ülkesi Güney Kore'de ayak bileğinden bir operasyon geçirmiştir. Başarılı geçen operasyon sonrası oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci başlamıştır. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz demiş Fenerbahçe Spor Kulübü. Şimdi Beşiktaş derbisi kazanılmış olsaydı o operasyon geçirilmemiş olacaktı belki de. Çünkü tepki olmayacaktı taraftardan belki de. Ben söylüyorum abi. Evet yanılabilirim. Evet duyumum çıkmayabilir. Evet duyum gerçekleşmeyebilir ama Kim Minji'ye yolun açık olsun. Fenerbahçe tarihinde efsaneler arasında bir sene oynayıp da efsaneler arasında giren isimlerden olacaksın gibi duruyor. Tabi transfer sürecinde de e, sağlıkla ilgili bir sıkıntı bir kıntı çıkmazsa ki inşallah da çıkmayacak. Ben Tekrar tekrar teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar size. İyi ki bizimlesiniz, iyi ki bu kanaldasınız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.